Herkese merhabalar. Bu iki işletme ve finans alanında olan sunumdan sonra ben de psikoloji alanından bir sunum yapacağım. Biraz farklı bir konu olacak. Ekranımı paylaşıyorum hemen. Görebiliyor musunuz? Biliyor hocam, buyurun. Bir problem yok değil mi? Tamam, çok teşekkürler. Evet. Tekrar merhabalar herkese. Bugün sizlere romantik ilişkiler üzerine bir sunum yapacağım ve romantik ilişkilerde görülen sadakatsizlik, aldatma davranışı üzerine konuşacağım. Nedenleri ve sonuçları üzerine bir sistematik değerleme çalışmasından bahsedeceğim. Çalışmanın çıkış noktası aslında romantik ilişkilerin hayatımızdaki önemiyle çok ilintili. Romantik ilişkiler evlilik olabilir, birlikte yaşama olabilir, flört olabilir. Yetişkin hayatın çok önemli bir kısmını aslında oluşturuyor. Bunun yanı sıra çok önemli şeyleri var. Gerçek hayatımıza ilişkin sonuçları var romantik ilişkilerin. Mutluluk ve iyi oluş halini olumlu olarak yorduyor. Aynı zamanda sağlık ve beklenen ömür üzerinde dahi olumlu etkileri olduğunu biliyoruz biz romantik ilişkilerimizin. Diğer yandan ilişkide bir problem olduğunda, ilişkiye stres altında olduğunda yalnız hissetme, depresyon gibi bazı problemlerle de karşılaşıyoruz ve bu problemlerin de romantik ilişkiler tarafından yordandığını literatür bize söylüyor. O yüzden romantik ilişkiler bizim için çok önemli. Romantik ilişkilerde ilginç olan bir şey şu ki hem destek alma ve güven duygusu gibi olumlu yaşantılar var. Bir taraftan da reddedilme, beklentilerin karşılanmaması gibi olumsuz yaşantılar var. Yani romantik ilişkiler aslında iki tarafa da gidebiliyor bizim için. Bu olumsuz deneyimler içinde de birey ve ilişki için en yaralayıcı olanlarından biri de şüphesiz aldatma davranışı. Aldatma davranışı deyince hem duygusal hem de fiziksel cinsel aldatmayı biz anlıyoruz. Ve bu dediğim gibi biraz önce bahsettiğim romantik ilişkilerin hayatımız için önemi düşünüldüğünde aldatma davranışında neden olduğu, neden nasıl engellenebileceği, hangi faktörler tarafından yordandığını anlamak önemli bir hedef ilişkiye çalışanlar için. İşte bu değerleme çalışmasının amacı da literatürdeki aldatma davranışını yordayan faktörlerle ilgili bütün çalışmaları derleyerek Türkçe yazını kazandırmaktı aslında. Aldatmanın nasıl sonuçları olduğunu bize literatür gösteriyor. Çeşitli olumsuz sonuçları olabileceğine dair bulgular var. Kaygı, depresyon gibi psikolojik sorunlar, cinsel yola bulaşan hastalıklar gibi fiziksel rahatsızlıklar, öz saygıda partnere duyulan güvende azalma gibi olumsuz duygular, aile içi şiddet, ayrılma, boşanma gibi olumsuz çıktıları var aldatmanın bizim için. Ve o yüzden de dediğim gibi aldatmanın altında yatan faktörleri anlamak ve mümkünse engellemek, en azından sonuçlarını görece şey yapmak, daha az zararlı hale getirmek diyelim. Bizim için önemli bir hedef ilişki çalışan akademisyenler için. Şimdi aldatma davranışıyla ilişkili olduğunu bize olduğunu bildiğimiz bazı faktörlerden bahsedeceğim ve bunlarla ilişkili bulgulardan söz açacağım. Bunları farklı, bu faktörleri farklı başlıklar altında gruplayacağım ben literatürün yaptığı gibi. İlk grubumuz demografik faktörler olacak. Demografik faktörlerden ilk önce cinsiyetten konuşacağız. Çok tekrarlanan, çok bildiğimiz bir bulgu, aldatma davranışının erkeklerde daha yaygın olduğu. Fakat nedenleriyle ilgili aslında tartışmalar çok, aldatmanın daha fazla olduğunu biliyoruz ama neden böyle oluyor? Biyolojik, evrimsel bir açıklamam erkeğin kadına göre üreme maliyetinin çok daha düşük olduğu. Bu yüzden de birden fazla partnerle, mümkün olduğu kadar çok sayıda partnerle bir arada olup genlerini bir sonraki nesle aktarmak için böyle bir çoklu strateji izlediğini söyleyen bazı evrimsel biyolojik argümanlar var. Bu argümanlar aldatma davranışındaki bu yaygınlığı bir şey olarak, destek olarak, kendi teorilerine destek olarak söylüyorlar. Ama bunun yanı sıra toplumsal, sosyal öğrenme gerekçeleri de şey değil, tamamen söz konusu şeyin dışında değil, olasılığın dışında değil. Neden?
Çünkü toplum, yani çoğu toplumda, özellikle ataerkil toplumlarda erkeklerin cinselliği daha hoşgörüyle karşılandığı için, daha teşvik edildiği için aldatma davranışı da keza erkekler için daha kabul edilebilir. Hatta bazı kültürlerde teşvik edilen, statü gösteren, birden fazla eş sahibi olmanın statü göstergesi olduğu kültürler de var. Bazen teşvik edilebildiğini de biliyoruz. İşte bu yüzden de aslında erkekler daha çok teşvik edildikleri için daha çok aldatıyor da olabilirler. Diğer taraftan aynı toplumsal normlar kadın cinselliğini baskıladığı, örttüğü, kadının aldatmasını çok daha ağır teşvik etmek bir tarafa çok daha ağır sonuçlarla karşı karşıya, sosyal bazı kültürlerde hukuksal sonuçlarla karşı karşıya bıraktığı için kadınlar aldatsa bile bunu çalışmada rapor etmiyor olabilirler. Bir başka düşünülen şey ise erkeklerin geleneksel olarak iş gücüne daha çok katıldıkları ve bu iş gücünü birazdan bundan bahsedeceğim. İş gücüne katılmanın, dışarı çıkmanın, daha çok insanla bir arada olmanın aldatma için fırsat doğurduğu, farklı partnerlere erişim sağlıyor bu. Bu yüzden erkeklerdeki aldatma oranlarının daha yüksek olduğunu düşünenler de var ki kadınlarla erkekler arasındaki aldatma oranı farklılıkları yıllar içerisinde azalıyor. Kadınların iş gücüne katılmasının artmasıyla bu aynı zamanda oluyor tabii haliyle. Bu da aslında bu düşünceyi destekleyen bir bulgu. Cinsiyette tartışmalar genellikle bu yönde ilerliyor. Eğitim seviyesine geldiğimizde ise bir şey yok, bir konsensus yok. Bazı çalışmalar düşük eğitim seviyesi, bazı çalışmalarda daha yüksek eğitim seviyesinde aldatma oranlarının yüksek olduğunu söylüyor. Burada kesinlikle daha çok çalışmaya ihtiyaç var. Daha eğitim daha iyi tanımlayan çalışmalara ihtiyaç var. Gelir seviyesine geldiğimizde de gene çok net bir resim yok. Bazı çalışmalar ilgi bulamıyor, ilişki bulamıyor. Bazı çalışmalar ise belli bir gelir seviyesinden sonra aldatmada artış buluyorlar. Bu alanda çalışan araştırmacılar genellikle gelir seviyesini ya da eğitimin bilfiil kendisinden ziyade eğitim ve gelir seviyesiyle gelen işte prestij, daha çok kaynağa erişim, daha dış dünyaya daha çok açılma ve daha çok kişiyle bir arada olma olasılığı, bazen stres gibi faktörlerin aslında aldatmaya ilişkili olabileceğini, bu demografik faktörlerin kendileri değil de o faktörlerin bir sonucu olan diğer elemanların ilişkili olabileceğini düşünenler var. Demografik faktörler içerisinde düşünülebilecek bir önemli bulgu da dindarlığa dair. Dini pratiklere katılım oranıyla tekrarlanan bir ters ilişki var aldatma davranış arasında. Burada ilginç bir bulgu var. İnancın kuvveti da bireysel olarak dua etmenin sıklığı kontrol edildiğinde de onun etkisi istatistik olarak kontrol edildiğinde bile hala bu etki var. Bu da bizi şeyi düşündürüyor. Yani dindarlığın kendisinden ziyade özür dilerim, dini çevrelerde, dindar çevrelerde yaşamak ve dini pratiklere katılmak, dini bir hayat tarzı olarak algılamak asıl aldatmayı engelleyen şey olabilir. Çünkü dindar çevrelerde, dini öğelerde, dini pratiklerde aldatma genellikle hoş karşılanmıyor ve ceza ile karşılaşıyor. O yüzden bunun da gene sosyal bir mekanizması olabileceğini düşünüyoruz. Evet, demografik faktörler böyleydi. Psikolojik faktörler neler var? Bunlara baktığımızda neler görüyoruz? Öncelikle tabii ki kişiliğe bakılıyor. Yani farklı kişilik özellikleri aldatma davranışı yoruyor mu acaba diye. Ve burada da yine çok fazla çalışma ve çok aslında güvenilir bulgularımız var. Dışa dönüklük, nevrotiklik, narsizm ve psikopatiyle pozitif bir ilişki var aldatma davranışı arasında ki literatürle gayet uyumlu. Dışa dönüklük mantıklı çünkü daha dışa dönük oldukça kişi işte daha çok sosyal ortama giriyor, daha çok insan tanışıyor, yeni insanlara da ilişki kurmaları daha kolay, daha girişkenler, girginler ve keza farklı insanlarla tanışabildikleri gibi alternatif partnerlerle de tanışabiliyorlar. Bu bir risk faktörü gibi gözüküyor. Nevrotiklik neden ilişkili? Bunu şöyle düşünüyoruz. Nevrotiklik kaygı demek. Kaygı seviyesi arttıkça kişide hali hazırdaki ilişkiyle ilgili olumsuz duygular artıyor olabilir. İlişkiden emin olamama, güven duygusu alamama. O yüzden farklı alternatiflere yönelme söz konusu olabilir. Narsizm ve psikopatiyle pozitif ilişki de çok aslında açıklaması kolay. Çünkü
Bu iki kişilik özelliği de kendini daha değerli görme, karşı tarafı daha değersiz görme. Karşı taraf özellikle psikopatide karşı tarafa zarar vermekten, karşı tarafı üzmekten çok da sıkıntı duymama, empati duymama gibi özellikler var. Aldatmada karşı tarafı kendi kişinin kendisi için en azından kısa vadede tatmin getiren ama karşı tarafa zarar veren bir davranış olduğu için narsist ve psikopatisi yüksek kişilerde daha yaygın görünmesi bizim için çok şaşırtıcı değil. Diğer yandan gene sosyal olarak uyumlu, sosyal olarak fonksiyonel olan uyumluluk, insanlara değer verme ve de kendini kontrol edebilme yani dürtüsel davranmama, öz disiplinli davranma özellikleri de yine tahmin edebileceğimiz gibi aldatmayla negatif ilişkili. Bu şeyler, bulgular bizim için gayet net ve mantıklı. Bağlanmaya geldiğimizde, bağlanmada kişinin yakın ilişkilerinin, kişinin doğasını anlamaya çalışan bir kişilik özelliği. Bağlanma kaygısı ve kaçınması yüksek kişilerin, yani reddedileceğinden, terk edileceğinden korkan, kaygılanan ve insan ve partnerinin ona çok yakın olmasını istemeyen, kendini açmakta, güvenmekte zorlanan, kaçınması yüksek olan kişilerin aldatma olasılığı daha yüksek gibi gözüküyor. Bu da yine literatürle çok uyumlu çünkü güvensiz bağlanma dediğimiz kaygı ve kaçınma diğer ilişki sorunlarını da anlamlı yordayan iki faktör aldatma için de risk gibi gözüküyor. Peki ilişkinin kendisine ya da partnerin kendisine dair faktörler yok mu? Tabii ki var. İlk baktığımız şey cinsel doyum, ilişki doyumu. Bu da yine çok aslında beklediğimiz şekilde aldatma riskini azaltan faktörler olarak karşımıza çıkıyor. Burada çok heyecan verici bir şey yok. Ama hala tam anlayamadığımız ve anlamak için aslında boylamsal çalışmalara, ki bundan en sonunda tekrar bahsedeceğim. Boylamsal çalışmalara ihtiyaç duyduğumuz soru ise hangisi hangisinin sebebi? Yani acaba ilişkisinde düşük doyum alanlar mı alternatiflere yöneliyorlar? Yoksa alternatiflere yönelen, ilişkisinden uzaklaşan kişiler mi ilişkilerinde daha mutsuz olmaya başlıyorlar bir sonuç olarak? Bu yine araştırmamız gereken sorulardan bir tanesi. İlişki süresinin uzaması bir risk faktörü gibi gözüküyor. İnsanlar alternatif arayışına giriyorlar. Çocuk sayısına geleceğim. Partnerle benzerliğin riski azaltına dair bulgular var. Bu ilginç. Partnerle benzerlik ilişkinin ne kadar uzun süreceği, ne kadar bitme olasılığı ne kadar düşük olduğu ve de ne kadar doyum alındığını da yordayan şeyler. O yüzden birbirimize, yani kendimize benzeyen insanlarla ilişki kurma konusunda daha istekliyiz ve onları aldatma konusunda daha demek ki dikkatliyiz. Çocuk sayısı enteresan bir ilişki faktörü ama hiç çalışma yok bununla ilgili. Çocuk sayısının bir etkisi olup olmadığına bakan. Ki bu aslında ilginç bir araştırma sorusu çünkü iki yönde de hipotez kurmak mümkün. Çünkü çocuk hem ilişki olan bağlılığı arttıran bir şey, yatırımı arttırdığı için ama bir taraftan da ilişkin kalitesinde özellikle erken dönemde ilişkinin kalitesini çok düşüren bir şey, artan iş yükü, artan stresle beraber. O yüzden iki tarafa da gidebilir. Bununla ilgili çalışmalara ihtiyacımız var. Bir diğer incelenen şey ise durumsal faktörler. Yani kişinin içinde bulunan sosyal durum aldatmayı nasıl yorduyor? Fırsata baktığımızda, yani hani bir şey var mı, imkan var mı aldatmak için? Buna baktığımızda aldatmanın bir fırsat suçu olduğu çok net ortaya çıkıyor. Bununla ilgili çok çeşitli de çalışma var. Yani imkan varsa, alternatif partner varsa, izin varsa, sosyal normlarda izin varsa kesinlikle aldatma artıyor. İşte karşı cins sayısı iş yerinde fazlaysa, partnerden ayrı geçirilen zaman fazlaysa, farklı evlerde yaşanıyorsa risk yükseliyor. Dediğim gibi sosyal ortamda aldatma onaylanan bir şeyse, pratik edilen, yapılan bir şeyse keza risk artıyor. Peki. Bu faktörlere baktıktan sonra biraz da sonuçlara bakalım. Aldatmadan bir şey ilişki için ne anlama geliyor, birey için ne anlama geliyor? Tabii ki sunumun en başında söylediğim gibi çok şaşırtıcı olmayan bir şekilde ayrılık için, boşanma için çok ciddi bir risk. Aldatılan eşte hayat duyumunda düşüklük görüyoruz, öz saygıda düşüklük görüyoruz.
Öfkede, güven kaybında, terk edilme korkusunda, kaygı, depresyon, travma sonrası stres bozukluğu gibi psikolojik rahatsızlıklarda artış görüyoruz. Fakat enteresan olan şey aldatan eş de psikolojik olarak çok iyi şeyler rapor etmiyor. Onlarda da kaygının ve depresyonun arttığına dair çalışmalar var. Yani iki tarafa da zarar veriyor gibi gözüküyor aslında aldatma. Ama iyi haberler de var. Her zaman bir ilişkide aldatmanın gerçekleşmesi demek o ilişkinin bitmesi anlamına gelmiyor. Nadir de olsa eğer biraz sonra bahsedeceğim şartlar sağlanırsa ilişki daha iyi hale bile gelebiliyor bu aldatma deneyiminden sonra. Mesela yakınlık düzeyinde artış görebiliyoruz. Aileye daha çok değer verdiğini, rapor ettiğini görebiliyoruz bireylerin. Kendilerine, her iki eşi de kendilerine daha iyi baktıkları, etkili iletişimin değerini fark ettiklerini raporlayan çalışmalar da var. Peki bunu nasıl sağlayacağız? Yani aldatma davranışının olumsuz sonuçlarından nasıl en az düzeyde etkilenebiliriz? Hatta tam tersine ilişkinin gelişimi için bir fırsat haline bunu getirebiliriz. Tabii ki belli şekillerde bu konuyu ele almamız lazım ve tabii ki psikolojik destek almak mümkünse tek ve bireysel veya daha iyisi çift terapisi. Çok şeyi arttıran, olumlu çıktıları arttıran bir olgu olarak karşımıza çıkıyor. Bu terapi ortamında nasıl stratejiler izlenirse daha iyi sonuçlar alıyoruz. Her şeyden önce açıkça konuşulması aldatma olayının ve terapinin ana konusu olarak görülmesi önemli gibi gözüküyor. Terapinin adım adım ilerlemesi çok önemli çünkü birazdan da söyleyeceğim. Hani yüzleşmeyi böyle bir defa hani anlattım oldu bitti gibi bir şey değil de bir süreç olduğu, insanın yavaş yavaş açıldığı ve yavaş yavaş sebepleriyle sonuçlarıyla süreci anlattığını anlayıp adım adım giden ve affetme odaklı giden bir yaklaşımla şey yapmak ve aldatmanın aslında birey için ne anlam ifade eden, yani aldatan partner için ne anlama geldi, neden yaptı, ne düşündü, ne hissetti ve aldatılan partner için tabii ki ne anlama geldiğinin üzerine durulması olumlu sonuçları yoruluyor. Evet, son olarak söylemek istediğim birkaç nokta var. Aldatma davranışı bütün bu çalışmalar bize gösteriyor ki çok karmaşık nedenlerle ortaya çıkan sosyal bir olgu. Hani bazen sadece biyolojik evet bir dürtü kontrolünün olmaması gibi bir şey gibi bazen düşünülüyor toplumda ama aslında çok faktörlü bir şey. Kesinlikle bir sosyal olgu. Evet, bazı kişiler belli demografik faktörler, belli kişilik özellikleri nedeniyle daha riskli gibi gözüküyor, daha kırılgan gibi gözüküyor ama kesinlikle iş orada bitmiyor. Anlatmaya çalıştığım gibi çok fazla durumsal faktör var, ilişkiye dair faktör var. O yüzden insanların aslında bu hani olumsuz sonuçları olduğu çok bariz olan bu davranıştan uzak durmak için alabilecekleri pek çok önlem de var. Hani elimden gelmedi demek çok biraz da kolaycılık gibi gözüküyor. Keza yakın ilişkilerdeki diğer pek çok şeyde olduğu gibi burada da uyumun ve iletişimin açıklığın önemli olduğu çok net gözüküyor. Son olarak da gelecek çalışmaların ne yapmasına ihtiyacımız var? Bunu daha çok kısaca bahsedeceğim. Aldatma davranışı dediğim gibi çok komplike bir şey olduğu için bireyler için ne anlama geldiğini, nasıl sebeplerle ortaya çıktığını ve nasıl sonuçlar doğurduğunu anlamak için nitel yöntemlere çok daha fazla ihtiyacımız var. Yani daha derinlemesine görüşmeler gerçekleştirmeliyiz katılımcılarımızla. Keza neden sonuç ilişkilerini yani neye sebep oldu, ne önce geldi, ne sonra geldi bunu anlamak için boylamsal araştırma desenlerinin daha çok uygulanması ihtiyacı söz konusu. Aldatma bir ilişki dinamiği olduğu için ilişki dinamiği sonucu ortaya çıkan bir olgu ve iki partnerin de içinde olduğu bir durum olduğu için her iki çiftin her iki bireyinden de veri aldığımız diyadik analizlerin yapılması gene bu çalışmaların kalitesini artıracak diye düşünüyoruz. Ve son olarak da aldatmanın dediğim gibi durumsal faktörlerden çok etkilendiği, sosyal normlardan çok etkilendiği düşünüldüğünde kültürler arası örneklemler bizim için çok önem kazanıyor. Şu andaki bulguların çoğu işte Batı dünyasından. O yüzden daha çeşitli örneklemlerden gelen bilgilere de doğrusu ihtiyacımız var. Evet, çok teşekkür ediyorum beni dinlediğiniz için. Soruları, yorumları her zaman alabilirim. Şimdi mail atarak her zaman sorabilirsiniz. Hepinize çok teşekkür ediyorum. İyi günler, sağlıklı günler diliyorum.